Şimdi hiçbir belirti vermeden de bu şikayetler ortaya çıkabilir mi diye gelen sorular var. Özellikle mamografinin önemi çok büyük bizler. Evet. Tedavi yönteminde belki de hikayelerden dinliyorsunuzdur. Arkadaşına refakatçi olarak gittiğinde kendisi de gelmişken hastaneye bir check-up yaptığında aslında kanser tanısıyla karşılaştığını bizler sizlerden bazen dinlemiş oluruz ama birebir canlı da sizler yaşadığınız için hocam biraz hikayelerden bahsederseniz herkesin gelen şikayeti aynı mıdır diye soralım. Daha sonra da telefonlarımıza merhabalar diyeceğiz. Şimdi tabii meme kanseri büyük oranda memede kitlenin hissedilmesiyle, fark edilmesiyle ortaya koyuluyor. Mesela bize başvuran hanımların büyük çoğunluğu, yaklaşık %70-80 civarı mememde bir kitle elime geldi. İşte duş alırken, evet, iç çamaşırımı giyerken gibi şeylerle müracaat ediyorlar. Ve daha sonra yapılan tetkiklerde bu kitlenin kanser ya da kanser olmadığı ortaya koyuluyor. Hı hı. Tabii memede her ele gelen kitle kanser mi? Hayır, memenin benin kitleleri de var. Ama tabii meme muayenesiyle bunları takip etmek, bunların büyüyüp büyümediğini, aynı oranda kalıp kalmadığını takip etmek gene kadınlarımıza düşüyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Meme sağlığı konusunda, meme kanseri konusunda her kadın kendisinin güvencesidir diyorum. Niye? Kendi kendine meme muayenesini yapan ve memelerindeki bu değişimleri takip edebilen hanımlar böylelikle meme kanserini kendileri tespit edebiliyorlar ve hemen hekime müracaat ederek kendi güvencelerini oluşturmuş oluyorlar. Ha, bir kısmı da daha kitle oluşturmadan tesadüfi de demin söylediğiniz gibi mamografik tetkiklerle ya da ultrasonografiyle ya da MR'la tespit ediliyor. Bunların hepsi birbirlerinin tamamlayıcısı olarak rol alıyor. Özellikle 40 yaşından önceki hanımlarda mamografinin sensitivitesi daha düşük ama ultrason ve meme MR'ıyla bu şeyler oluşumlar daha net gösterilebiliyor. Ama 40 yaşından daha büyük hanımlarda meme daha dens ve şey bir yapıya sahip olduğu için mamografi daha duyarlı hale geliyor. Ultrasonla birleşmesi sonucu teşhisler konulabiliyor. Tabii memede kitle en önemli bulgu. Evet. Memede kitlenin haricinde koltuk altında kitle olabilir. Burada köprücük kemiği dediğimiz şu üst boşlukta köprücük kemiğinin hemen arkasında yer alan bölgede kitleler olabilir. Buralar zaten kendi kendine meme muayenesi yapan kadınların bakması gereken bölgeler olduğu için kendi kendine meme muayenesi yapan kadınlar bunları fark etme oranları daha yüksek oluyor. Onun haricinde memede şekil değişiklikleri olabilir. Yani memede bir kızarıklık olabilir. Bir yara benzeri bir şeyler olabilir. Meme akıntıları olabilir. Meme başından akıntılar gelebilir. Meme başıyla ilgili çöküntüler olabilir. Şekil değişiklikleri olabilir. Yaralar, egzama benzeri yaralar olabilir. Bu tür durumlarda hastaların hiç zaman geçirmeden bir hekime müracaat etmeleri ve kendilerini tetkik ettirmeleri gerekir. Tabii her kızarıklık kanser mıdır değildir diye soru da akla gelir. Her kitle, evet, kanser değildir. Ama en azından bu ihtimalleri ortadan kaldırmak için hekime müracaat etmek ve hekim tarafından kapsamlı bir muayene ile ve yapılacak tetkiklerle bunların ayrımlarının yapılması mümkün olmaktadır. Tetkik demişken o zaman hocam tetkikler neler mamografi dışında hasta adayından, danışanlarınızdan isteniliyor? Şimdi tabii en önemli kısım meme muayenesi. Evet. Yani bir memesinde herhangi bir şikayeti olan bir hanımefendi ya da beyefendi. Çünkü hanımlarda olduğu kadar meme kanseri erkeklerde de görülebilir. Evet. Ama oran her 100 kadına karşı ancak bir erkekte. Yani daha az oranda, evet, erkeklerde ortaya çıkmakta. Bu tür bulgularla hekime müracaat eden bir hastamızda en önemli şeylerden birisi meme muayenesi. Evet. Ve anemnez. Anemnez de çok önemli. Çünkü ailesinde, geçmişte bu tür hastalığı olan kişilerin var olup olmaması da bilgilerin kaydedilmesi gereken bilgiler arasında. Kapsamlı meme muayenesiyle eğer,
Evet. Hanımefendinin hissettiği kitle hissedilirse buna ek olarak yaş aralığına göre ultrason ya da mamografi artı ultrasonografi ile bir ileri tetkik yapılıyor. Bazen tümör markerları denilen markerlar incelenebiliyor. Hı hı. Bunun haricinde eğer orada gerçekten meme kanseri şüphesi uyandıracak hem ultrasonografik hem de mamografik olarak meme kanseri şüphesi uyandıracak bir yapı varsa oradan biyopsi yapmak gerekiyor. Kesin tanı zaten biyopsiyle konuluyor. Eğer biyopsi yapılmadan kitleye meme kanseri demek mümkün değil. Yani biyopsi memedeki şart. Evet, bir kitlenin kanser olduğunu ispatlayabilmek için en önemli ispatlayıcı metot biyopsiyle patolojik olarak tanının konulmasıdır. O zaman biyopsi kesin rapor size açıklama. Evet, yani mamografide ve ultrasonografide, meme MR'da bunun şüphelendirici yüksek olasılıklı bulguları oluyor. Ama buna rağmen biyopsi yapılmadan bu meme kanseridir diyerek hiçbir hekimin tedaviye başlaması mümkün değil. Biyopsiyle ancak tanı konulduktan sonra tedaviye yönlendiriliyor hastalar. Evet.